Bu videoyu havalimanına giderken yolda çekiyorum. Gerçekten utanç duyuyorum. Böyle bir sistemin içerisinde yaşıyor olmaktan dolayı utanç duyuyorum. Hepimiz çocuk olduk. Hepimiz çocukken çok güzel hayaller kurduk. Hepimiz saftık, masumduk. Kirlendik. Çünkü büyüdükçe kirlenildiğini gördük. Fakat dün gece yarısı mecliste çocukların tecavüzcüsüyle evlendirilmesi veya 13 yaşında bir çocuğun evlenmesine bir mahsur görülmemesi, işte Avrupa'daki 18 yaş kriterinin neden Türkiye'de uygulandığı, bizim daha küçük yaşlarda evlendirilebileceğimiz konusu vesaire. Ya iğrenç. Her şey iğrenç. Can Yücel o kadar güzel demiş ki, küfürsüz nasıl anlatayım diye. Gerçekten ağzımda bir dünya küfür var size karşı ama neye yarıyor? Yani ulan hepinizi, alayınızı böyle kararlara destek verenler de dahil olmak üzere gerçekten böyle bir yere sokup alayınıza tecavüz edesiniz var ya. Yani sizin o pis bedenlerinize dokunmayacağız. Başka türlü halletmesini biliriz biz bunları. Utanmıyorsunuz değil mi? Ulan biz küçücük çocuklar mutlu olsun diye onlara oyuncak toplayalım, kırtasiyelik eşyalar toplayalım, yiyecek toplayalım, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapalım. Ne ki o çocuklar gülsün, o çocuklar birazcık mutlu olsun diye. Siz utanmıyorsunuz değil mi? Gerçekten sinirlerim haşat oldu. Beni basından birçok insan arıyor şu anda, Tuğba Hanım bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Sinirlerime hakim olamıyorum. Ve lütfen, bakın parti falan önemli değil. Önemli olan insan olmak. İnsan olmak iki kol iki bacağa sahip olmakla olmuyor. Temiz bir yürek, temiz bir beyin, bilgiyle, sevgiyle yoğrulmuş. Bunlara ihtiyacımız var bizim. AKP'li misin, CHP'li misin, oymuşsun, buymuşsun. Bunların hiçbir önemi yok. Zihniyet önemli. Lütfen, hangi partiden olursanız olun, böyle kararlara destek vermeyin. Sizin de çocuğunuz tecavüze uğrayabilir. Siz de uğrayabilirsiniz tecavüze. Bu ne büyük bir travmadır. Nasıl bir travma yaşatılır insana? Hiç düşünmüyor musunuz bunları? Siz hiç çocuk olmadınız mı? Lütfen herkes, herkes bu konuda duyarlı olsun. Bakın, yarın sizin başınıza gelebilir. Bugün aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler, yarın sizin kapınıza nelerin geleceği belli olmaz. Bu kadar korkak olmayın. Korkaklaştırmaya çalışıyorlar bizleri. Susmayın. Çocuklara, kadınlara, insan haklarına sahip çıkın. Hepimizin istediği tek şey insanca yaşamak. Ben insanca yaşamak istiyorum. Sadece ve sadece yarınlara, çocuklara aydınlık günler bırakmak istiyorum. Lütfen siz de bu zihniyette olun.